Merkezi x eksi y eşittir 2 ve x artı y eşittir 8 doğrularının kesişim noktası ve yarıçapı 2 birim olan çemberin standart denklemi hangisidir? Bakın kesişim noktasını bulmak için x eksi y 2'ye, x artı y 8'e eşit. Bunları taraf tarafa toplarsak bakın 2x eşittir 10, o halde x eşittir 5. 5'i üstteki denklemlerden herhangi birinde yerine yazarsak y 3 olur. O halde merkezimiz kesişim noktası olan 5'e 3'tür. Bakın yarıçapta zaten 2 birim verilmiş. O halde x eksi 5'in karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir r kare yani 4 olacaktır. Merkezi eksi 2'ye 3 olan çember y eksenine teğet olduğuna göre bu çemberin denklemi hangisi? Arkadaşlar hangi eksene teğetse diğer koordinat bizim için yarıçap olur. Yani y eksenine teğetse o halde r eşittir. Bakın eksi 2'nin mutlak değeri olan 2 çıkacaktır. O halde merkezimiz eksi 2'ye 3, yarıçap ise 2 olduğundan bakın x eksi 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir r kare. Bunu düzeltelim. Bakın x artı 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir 4 gelir. Merkezi y ekseni üzerinde olan y eksenini 0'a eksi 3 ve 0'a 5 noktalarında kesen çemberin denklemi hangisidir? Bakın arkadaşlar şöyle koordinat düzeni bir baştan çizelim. Şimdi merkezimiz y ekseninde bakın çember hem eksi 3'te kesiyor hem de 5'te kesiyor. O halde bakın bizim çapımız buradaki uzunluk kadardır. O halde bakın eksi 3'ten 5'e kadar yani çap dediğimiz şey 2r'ydi. Bakın 5 eksi eksi 3 olur. Buradan 8. O halde yarıçapımız 4. Şimdi biz merkezi bulmak istersek arkadaşlar, bakın 5 ile eksi 3'ün tam ortası olmak zorunda. Yani merkezimiz için 5 artı eksi 3'ün yarısı, bu da bizim için 1 olacak. O halde arkadaşlar merkez 0'a 1'dir. Bu durumda aradığımız denklem x kare artı y eksi 1'in karesi eşittir r kare yani 16 olur.